Selamun aleyküm değerli dostlarım. Bir saat önce çok güzel bir yağmur yağdı. Sokaklar göle döndü. Şimdi güneş açtı. Sarı kasım patımı görüntülemek istedim. Yağmur durmuşken. Bakın. Bunlar domurcukları halen üstünde sürekli açarlar. Arkadaşlarım bunları yazın. 3 sefer ben bunu budadım. Neden diyeceksiniz? Çok boya gidiyor ve bitlendiler. Bitlenince budayıp onları tabii ki attım. Yazın tutmuyor zaten. Şimdi çiçeğe geçtikten sonra dalından tutar bu kışın. Bu mevsimde tutar ama yazın tutmuyor. 3 sefer budadım bunu. Komşumun birine verdim. İstedi kasım patı. Verdim bir şey. Böyle bir saksıydı. Siz bitlendi diye kaldır at hepsini. Atılır mı? Günah yazık. Budadım. Budayınca temiz temiz dalları geldi. Budamazsanız boyu çok uzuyor, böyle yükseklere kadar uzuyor. Biberiyemiz de büyümeye başladı. Bunlar da çiçeklenecek, kalan şularım. Bunu ayırdım. Tek başına. Öyle bir yağ tenekesinin içine aldım. Bu derin olduğu için burada daha güzel olur. Kasım patımı bir de bu yönden çekeyim. Narlarım soldu. Yaprak döküyor. Bunu da biraz budadım. Çok sarkanları. Tekrar çoğalttım. Bunlar da açıyor, geçiyor. İşte yeni geçmiş. Arılara bakar mısınız? Gösteremedim. Arı var hali. Şöyle şu sıradan geçeyim. Bu limonum biraz sarardı. Halbuki tam bir bilgim yok. Sararır mı kışın? Döker mi? Yok. Gerisi iyi durumda. Yaprakları biraz sarardı. Bunlar da yer yok işte, balkona alayım diyorum. Ama gerçi altı güzel şeyi suyu güzel tahliye oluyor. Su tutmuyor. Geçen sene de bunlar damdaydı. Benim kaktüslerim yağmurdan değil, altı bol delik açtığım için altına su tutmuyor. Benim kaktüslerim kış şey yazın yazın çürüyor. Bu da pervane çiçeği, cam güzeli de diyorlar. Bu geçen sene tohumunu atmıştım. Balık ağzı. Herhalde onun gene tohumlardan geliyor yeni yeni. Benim de bazı şeylere aklım ermiyor. Tohum atıyorum. 2 sene çıkmıyor. Bakıyorum 3. sene çıkıyor. Bunlar da çoğalttıkları. Bu da bakın tohumdan yine galiba balık ağzı bu da. Aslan ağzı. Burada büyüyenler. Karanfili yeni ektim. Bakın tutmuş. Tutmuş canlı. Bunlar da böyle. Görüyor musunuz? Patates gibi. Bunu küçük bir saksıya alacağım. Toprağım yok şu an dursun orada. Bunları da artık bahar gelsin. Karanfil kaç yerde çoğaltmışım. Burada da çoğaltmışım. Bunları saksılayacağım. Bu kasadaki toprağı değerlendireceğim.
nanelerim. Ebe gümeşleri gene bittiler. Dün 2-3 yaprak aldım. Kısır yapmıştım, onunla yedik. Yeşillik olarak. Ebe gümeci. Tohumu düştüğü yerde bitiyor. Isırganlar. Bunları da kediler çıkıyor. Bir yolunu bulup çıkıyorlar. Çıkmasınlar diye her yer çöp, şiş, elime ne geçtiyse. İşte limon kabuğu, portakal, bitki artıkları, aloe veram da böyle üstünde, patates kabuğu, kompost yapıyorum diyorum ya arkadaşlar, yalan değil. Şimdi ben kasanın birinin toprağım yok şu an. Boşalttığım zaman, saksıladığım zaman o toprağından üstüne atarım. İşte size olur kompost. Bunları ekmedim. Böyle ölmez bunlar. Üstünde duruyor şu şekil. Yumurta kabuğu. Tabii ki sineklenir. Üstünde toprak yok şu. Toprak olmayınca sineklenir ama evin içi değil. Dam olduğu için kimseye zarar yok. Bakın şu doğadan gelen güzellik. Bunun adını bilmiyorum. Kazanın deliğinden çıkmış bir yol bulmuş. O kadar güzeller ki. Doğa kendi halinde de her şey var doğada. Ekmeseniz de çıkıyor. Bu da kaz ayağı diyorlar. Bizde katır tırnağı derler ama bir yerde YouTube'da gördüm kaz ayağı diyorlar. Bunun da her tarafı kompost. Bu da budadığım kedi tırnakları. Bundan alıp alıp çoğaltıyorum. İşte anaç. Anaç kaktüsüm bu. Karanfillerim. Her gün böyle dama çıkıp bunları inceliyorum. Şöyle sizin önünüzde de çoğaltacağım. Şöyle yeni gelen bir sürgününden bismillahirrahmanirrahim kopardık. Kopardık bunu. Alıp şöyle alt yapraklarını alıyoruz. Bir yere şöyle ekiyorum. Bakın sizle beraber ekimini yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlar var. Şöyle ektim. Tutar, hemen tutar. Aynen bunları da aynen böyle ekmiştim. Karanfil kışın tutuyor, baharda tutuyor, sonbaharda tutuyor. Yazın kesinlikle tutmaz, yazın kurur. Onu da denedim. Deneme, yanılma yöntemiyle her şeyi yapıyoruz. Domateslerime bakar mısınız ablaları, abileri? Domateslerime bakar mısınız bu kendiliğinden biten? Ben bunu ekmedim. Bu çekirdeğe varmış toprakta kendiliğinden bitenler. Bunlar da terelerim. Terelerim çiçeğe kalktılar. Hatta birkaç yaprak toplayayım. Bu da terem. Tohumunu alırım. Hiçbir şey ziyan olmaz. Bakın terelerimi. Size şimdi mor reyhanımı göstereceğim. Yeşile dönüyor sonra da. Şimdi bunlar fesleğenler. Bunlar ocağa, şubata kadar kurumazlar. Çok aşırı soğuklarda kuruyorlar. Çünkü güneşi seven bir bitki.
Bakın şu an arız geldi. Gösterebilir miyim? Arı geldi. Feslerinin üstünden bal alıyor. Görüyor musunuz? Şurada. Bal alıyor. Onu rahatsız etmek istemedim. Yakut kolye. Güzellikler. Benim bahçem burası. Her türlü şey var. Hatta kasaları şey yapacağım, boşaltacağım. Onlara marul ekmek istiyorum. Bakın yeşil soğanlarıma bakın. Ektiğim yer hala burada. Soğanın başından biraz kesip oraya gömmüştüm. Görüyorsunuz yeşil soğan oldu. Karanfilim. Bu da kalançu. O da domur vermiş. O da domur. Herhalde o sarı kalonç olması gerek. Bu kırmızı. Burada da kalonçum var arada. Şurada. Bu da dereotu tohumu atmıştım. Yavaş yavaş küçük küçük geliyor gördüm. Yeşil soğanlarım böyle işte böyle yapıyoruz. Uğraşıyoruz bunlar uğraş. Uğraşmasan, emek etmesen yemek olur mu? Olmaz. Burada zambaklarım var. İşte bunları saksılayacağım. Küçük saksılar. Konudan, komşumdan, kimden görsem istiyorum. Bunlar hala devam ediyor çiçekleri. Çoğunu budadım. Bazılarını da bıraktım böyle halen açsın diye. Hem nane hem fesleğen. Bakın çiçeklerinin güzelliğine bakın ya. Bu da güneş olduğu zaman açıyor yakıt kolyesi. Halen çiçekler üstünde. Güneş geçti mi kapatıyor. Şeflerim. Sarmaşık gülüm. Da kırmızı gülüm. Açtı döktü. Kırmızı gülüm. Tekrar yakut kolye. Şu reyhanımı çekmek istemiştim size. Reyhanımı görüyor musunuz? Önce böyle mor oluyor. Küçükken daha mordu. Tam bir mor reyhan gibiydi. Bu da yeşil olanı, yeşil iri yapraklı olanı. Küçükken daha mordu. Bunda kaktüs de var. Dostlarım kaktüslerin korkmayın hiçbir şey olmaz yağmurda ama güzel tahliye olacak altında. Su tahliyesi iyi olmazsa çürür tabii ki. Ben böyle köpük katıyorum altına. Bayağı birkaç sıra. Reyhanlarım çok güzeller ya ama ben fesleğenlerim şey yapamıyorum. Salataya bir iki kere koy doğradım yiyemedim. Alışmamışız biz. Bu da bir ot. Bunun şu an ismini bilmedim yeşil soğanlarım. Bakın hambeles meyvesi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı murt mu diyorlar buna? Tatlı, çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz kekremsi tadı var. O da normal, kendi doğal tadı. Burada daha çoktu. Da dibine dökmüş. Yağmurdan. Daha çoktu meyvesi. Ben ara ara dama çıktığım zaman yiyorum böyle.
Bunlar da beyaz, kırmızı beyaz çizgili zambaklarım. İçinde gömeç, ebe gömeci çıkmış. Damdakiler de bu kadar. Bu anaç olan ilk kaktüsüm. Kızım vermişti, şundan ufaktı. Önce bir iki sene inatçı çıktı, büyümedi. Sonradan böyle dev gibi oldu. Bütün ürettiğim kaktüslerim bundan. Anneleri budur. Şimdi var, çok var şimdi. Tekrar bunu da kapatmak istiyorum. Biraz uzun oldu galiba. Kusuruma bakmayın. Hepsini tek tek görüntülemek istedim. Bunun üzeri domur dolu. Çiçeklerinizi atmayın sevgili arkadaşlarım. İşte komşuma verdim. Üzüldüm de yani. Neden attı? Bana verseydi ben onu ilaçlardım. Bir şeyler yapardım. Kurtarırdım. Benim bu da bahar ayında ufak siyah sinek gibi böyle o dadanıyor buna. Oldu, böceklendi. Ben onu budadım, sarımsaklı su yaptım, kurtardım. Allah'a emanet olun. Ben kıyamam işte hiçbir şeye. Kendiliğinden çıkan ota, böceğe, ota, yeşilliğe bile kıyamam. O yüzden sevgimiz böyle işte. Doğallığa da sevgimiz var. Allah'a emanet olun. İşiniz rast gitsin. Bildirimi açmayı unutmayın. Abone ve yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın inşallah.